O yüzden... Neyse çarpmadın oğlum. Oradan çıktın. Buradan çıktım vallahi. Gerçekten de çıktım. Sen bana ne gösteriyordun? Korkma. Bu nasıl bir koltuktur? Buraya nasıl oturabilirim? Allah için dur bir oturayım. Bir otur. Oğlum. Üf. Üf fena. Bu koltuğu buraya nasıl kullanabilirim ben acaba? Uf. Arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün de yine bir vlog. Abi video çek, abi video çek, abi video çek, abi video çek. Bütün gün bana yazıyorsunuz yandan. Abi ne olur bu vlog serileri bitmesin, vlog serileri bitmesin. Hadi bir gün daha video yapıyorum. Sabah, saat yine deli gibi kalktım. 08.12. 7.30 gibi kalktım, elimi yüzümü yıkadım, kahvemi içiyorum. Kahve yaptım kendime bir tane, hemen size göstereyim. Sert bir tane kahve yaptım. Bu kahvemi yudumluyorum. Bu kahvemi yudumluyorum. Dün yine kaçamaklar. Ama bakalım formum kapanmış mı? Fena değil yine. Buranın işi çok kötü ama demir gibi. Kardiyo kaçıyoruz. Haber izlediğim tek saat. Sabah açarım abi. Kahvemi yaparım. Kardiyo gitmeden önce haberlere bakarım. Dünyadan, gündemden haberimiz olur. Ondan sonra bir daha da televizyon açmam. Dizilere mizilere çok kaptırmayın kendinizi. Ev karısı gibi, kadınlar gibi. Gözünü seveyim. Ne yapıyorsunuz? Saçmalamayın ya. Ben size sırt formumu hiç gösteremedim ya. Ben çıkartırım. Beyaz arabanın şu boşluğu alıyorum değil mi? Tamam, boşluğu alıyorum. Vale ücreti var ama 20 lira. Vale ücreti var 20 lira. Şaka yapıyorum şey. Şimdi şu beyaz arabayı, şu boşluğu alacağız teyzem için. Dedim, rica etti benden. Neden diyorum vale. Şaka yapıyorum şaka. Erzurumluyum ben. Korkma. Bu nasıl bir koltuktur? Buraya nasıl oturabilirim? Allah için dur bir oturayım. Oğlum. Üf. Üf fena. Bu koltuğu buraya nasıl kullanabilirim ben acaba? Of. Hemen koltuğumu da eski halime getireyim. Efendim. Teyze ben... Ben hiç ihtimal vermedim. Sen... Dedim arabasını halbuki geri alacaktı, ondan sonra girecekti. Yok ben oradan ama çıktım. Ama nasıl çıkmış atmadan? Ben valilik yaptım. 15 yaşımda ehliyetsiz bir şekilde 2 sene boyunca valilik yaptım. Ekmek parası çalışmak zorundaydım. O yüzden... Neyse çarpmadın oğlum. Oradan çıktın. Buradan çıktım vallahi. Gerçekten sen çıktım. Sen bana ne gösteriyordun? Sana bir şey... Sana şey dedim. Sana şaka yaptım. Dedim vale ücreti var dedim 20 lira. Ha yok onu tuttu ya bana böyle dedim yok. Ki. Aa, bu ulan dedim şey. Yoksa ben telefonumu dedim orada mı bıraktım lan dedim. Hayır. Güzel oldu araban. Tam çektim buraya. Allah razı olsun. Ne muradın varsa olsun. Ne demek teyzem benim. Çok şükür canın sağlığından başka bir şey isteyemem. Bakıyorum hemen kontrol ediyorum. Kapattım. Koltuğu da getirdim eski haline. Sağ olasın yavrum benim. Ne demek? Bak şöyle çekeyim size. Şu arabayı. Şuradan çıkarttım. Tam böyle
Sıfıra sıfır. Gerçekten bak ciddi söylüyorum. Solda da sağda da bu kadar boşlukla çıktım. Teyzenin evi çok güzel ama. Teyzenin evi çok güzel. Yani bilmiyorlar. Bilmiyorlar benim valilik zamanlarımı 14 yaşımdan 16 yaşıma kadar. Full böyle valilik yaptığımı. Ekmek parası için. Benim anahtarım nerede? Anahtarları bunun üstüne bırakmışız gidiyoruz ya. Ben kendimi bildiğim bileli çok fena unutkanım. Bildiğiniz gibi değil ama yani küçüklüğümden beri balık yağı takviyeleri falan verirlerdi bana unutkanlığım geçsin diye. Ama hiçbir zaman geçmiş değil. Kendimi bildiğimden beri inanılmaz unutkanım. Ne diyordum? Bakın ben 15 yaşımda kışın, şimdi yazın surf yapıyorum. Ama kışın da para lazım. Ne yapacağız kışın çalışmak için? Spor salonunda çalışırdım. Antrenörlük yapardım. Aynı zamanda valilik yapardım. Nerede valilik yapardım biliyor musunuz? Beylikdüzü'nde bizim kentte Big Mamas diye bir kafe vardı. Orada valilik yapardım. Sonra onun tam karşısında Dubai Kafe diye bir yer vardı. Orada valilik yapardım. Teyze şimdi bana diyor ya o arabayı oradan nasıl çıkardın? Helal olsun. Önce kendi arabanı çıkartırsın sonra benimkini çıkartırsın diye düşündüm. Böyle yaptım içimden. İçimden dedim. Ah dedim teyzem. Ah dedim benim güzel teyzem dedim. Anılarım geçti arkamdan. Ben ne arabaları nereden çıkarttım biliyor musunuz? Ne riskler aldım? Ferrari'ler mi dersiniz? Maserati'ler mi dersiniz? Bir çizsem hayatım kayar. Bak size... ya, neyse hiç konuşmuyorum, hiç anlatmıyorum. Ufak bir şey anlatıyorum size. Bir gün yine valilik yapıyorum. Tamam mı? Bak size bir hikaye anlatıyorum hadi. Bir gün bir tane valilik yapıyorum yine. Big Mamas'tayım. Bir tane müşteri geldi. Müşterinin Maserati'si var tamam mı? 1,5 milyonluk araba. Tam da o kafenin orada bir tane kız arkadaşım var benim tamam mı? Kafeye çok uzak değil yani. Böyle bir köprü var. Bizim kent köprüsü var. Bizim kent köprüsünü geçiyorsun. Hemen orada kız arkadaşım oturuyordu. Baktım araba biraz kirli tamam mı? Tozlu böyle Maserati. Hemen adamın sahibine dedim. Abi dedim yıkama hizmetim de var dedim. İstersen arabanı yıkatayım dedim. Ondan sonra temiz temiz biner gidersin. O bana dedi ki bak dedi fazla bir vaktim yok. Ama dedi arabayı yıkatmanı isterim dedi. Bir dedi arabayı yıkat buradan çıkarken temiz temiz yıkatayım dedi. Biraz acele et dedi. Ben de tamam dedim. Gittim kızın evine kızı aldım. Ondan sonra biz gittik bir kafeye. Baktım kafede vale. Vale'ye verdim arabayı. Dedim ki güzel kardeşim sana zahmet arabayı bir yıkatıp getir dedim. Tamam mı? Ben tabii Maserati ile kızı almışım. Kafede oturuyorum. Sonra oturduk böyle bir 20 dakika falan oldu. Adam beni aradı dedi kardeşim kaçmam lazım falan. Dedim hemen getiriyorum abi ben de valeye söylüyorum. Vale diyorum hemen kaçmam lazım arabayı getir. Arabayı bir getirdiler araba cillop. Zaten valeler biliyor musunuz? Herkesle anlaşması var. Acele acele yıkatıyorlar arabayı falan. Getirdiler arabayı cillop. Çocuğa dedim kardeşim dedim yıkama ücreti ne kadar? O dedi dostum dedi 70 lira versen yeter dedim. Dedim seni dedim sikerim. Ben de dedim valeyim dedim şu yukarıda sizi dedim tanıyorum. Al dedim şu 10 lirayı dedim. Zaten anlaşmalısınız dedim para falan vermiyorsunuz. Al dedim şu 10 lirayı abartıyorum şu an 10 lira değil. Al dedim şu 20 lirayı. Bırak dedim bu araba dedim benim değil valenin dedim tamam mı? Kız bu arada yanımızda değil kız arabaya bindi çoktan. Ben valeyle konuşuyorum böyle. Sonra 20 de verdim. Arabayı da aldım kızı da evine bıraktım. Arabayı da sahibine verdim. Sahibi bana diyor kardeşim araba çok güzel olmuş diyor. Ne kadar sana olan borcum? Ben dedim, abi dedim 100 lira atsan sıkıntı yok dedim. 100 lira atarsan güzel olur dedim. Oradan 100 lira almıştım. Hem kıza olan hesabı adama ödetmiştim. Hem de arabayı yıkatmıştım. Güzel bir hizmet vermiştim. Bak böyle de bir valilik anım vardı. Az önce de ne oldu? Az önce ben arabamı park ettim. Teyze de arabasını araya bir yere park etmiş. Benden rica etti. Dedi ki arabamı dedi rahat bir yere alır mısın dedi. Ben çıkarken rahat rahat çıkayım oğlum dedi. Dedim teyzem dedim ne demek yaparız. Ama dedim vali ücreti var 20 lira. Bu arada sahildeyim. Seviyorum bu hayatı. Kendin buldun, kendin ettin, kendin buldun. Gül gibi saranıp soldum eyvah hey. Bir tane nara at güzel. Öf lan öf. Yakacağım bu akşam çekmeceye gider. Yakmazsan. Allah'a emanetsin dayı. Geldik arabanın yanına. Yalnız arabam çok güzel bir pozisyonda değil gördüğünüz gibi bak. Önde hiç mesafe yok. Arkada da yok.
Buradan sıkıntılı bir şekilde çıkmam lazım. Şunu da ben park ettim biliyorsunuz. Buradan şimdi toplayacağız, geleceğiz dümdüz. Tek seferde çıkacağım buradan. Yalnız şunun güzelliği. Seni seviyorum. Seni koydum öyle bir satılığa koydum da. Biraz param var. Başka bir araba almak istiyorum aslında yani yatırım muhabbetine ama seni de çok seviyorum yani. O yüzden videolarımda ara ara olmam beni çok mutlu ediyor. Güzel kardeşim. Bu biraz önce dinlediğiniz şarkı benden hepinize gelsin. Yiğitlerim benim. Tüketmeyin umutlarınızı, tamam mı? Her şeye rağmen yaşamaya değer. Şu anda bir derdiniz varsa bu da geçer. Tamam mı? Unutmayın. Bakın ben de demişti dersiniz. Bu da geçer. Sınava mı hazırlıyorsunuz? O da geçer. Çok fazla dert etmeyin, tamam mı? Elinizden geleni yapın. Hazırlanın ama kafanıza takmayın. Üzmeyin kendinizi. Kız arkadaşından mı ayrıldın? Siktir et be güzel kardeşim. O da gelir, yenisi gelir, eskisi gider, yenisi gelir, anladın mı? Tamam, birazcık üzülmeyin demiyorum size. Birkaç güzelin ama uzun süreli üzülmeyin. Ne derdiniz olursa olsun, bir gün o da geçecek. O yüzden hayat üzülmek için uzun değil. Hiçbir şeyi üzülmeyin. Kimsenin kalbini kırmadan, kimsenin alnına yirmeden hayatınızı yaşayın. Tamam mı? Tüketmeyin umutlarınızı. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer ulan. Babam de dayılarıma. Ben böyle köfteler yaptım kendime. Bunlar tamamen ekmeksiz köfteler. Bu şekilde direkt kahvaltımı hazır bir şekilde hazırlıyorum. Hiç uğraşmadım mesela. Sadece yulaf için uğraşacağım. Siz de bu şekilde ekmeksiz köfteler veya ekmekler, yani köfte falan yaptırabilirsiniz. Bunun baharatı, yeşilliği falan tamamen benim karışımım. Efsane bir tat. Yani hiçbir zaman hiçbir yerde bulamayacağınız %100 dana eti olan mükemmel bir köfte tarifim var. Size verecek miyim? Hayır diyormuşum. Bilmiyorum, isterseniz veririm yani, neden vermeyeyim. Şimdi bunların kapağını kapatıyoruz. Hop, bunlar pişsin. Buradan buzluğa atıyorsunuz. İstediğiniz zaman çıkartıyorsunuz. Yine klasik yulaf tarifim. En sevdiğim tarifim. Yulafımızı böyle yarım tatlı kaşığı kadar keçi boynuzu ezmesi var. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Kaju, badem, hurma, ceviz, yulaf, keçi boynuzu ezmesi. Başka bir şey yok. Son olarak tarçın ekleyelim. Aynen bu. Bir tane de üzüm atalım. Çekirdekli siyah üzüm. Suyu dökelim. Ve bu beklemede kalsın. Gördüğünüz gibi yıkanmış ve hazırlanmış bir sürü yeşillik. Bunlardan bir poşeti alalım. Şöyle bir poşeti alalım. Gördüğünüz gibi pirincim de burada. Bir poşeti aldım. Atıyorsunuz burayı. Sonracığıma poşete. Gördüğünüz gibi asla poşette durduğu kadar küçük değil. Kocaman tabağı da doldurdu. Çünkü poşette ben vakumladığım için onu küçücük duruyor. Ama burada gördüğünüz gibi koskocaman bir tabak yani. Ya yalnız manzaraya bak. Manzara nasıl? Çok iyi değil mi? Yok be kardeşim ya, ne beslenmesi? Testosterona basıyorsun, oluyor işte. Gördüğünüz gibi dostlarım, beslenmem de bu şekilde. %100 kırmızı etim var. Kendi ellerimle yaptığım bir köfte. Bol bol yeşilliğim var. Yulaf. İşte birazcık şekerli şeyler var. Birazcık var işte bir şeyler. Her şeyi tarif ettim zaten size.
Ne eksik ne eksik ya. Soda yapmamışız, soda limon yapmamışız. Şimdi yaptım, buna da yapışacağım. Yemekleri bitirdikten sonra ama sıkıntı yok. Dostlarım. Biraz önce gerçekten 10 milyonluk falan villadaydım. Bayağı takıldık. Kafam da güzel. Biraz alkol içtim. Bugün mesela antrenman yapacaktım ama kendimi çok kötü hissettim. Yani bilmiyorum, kötü hissediyordum kendimi. Bebek sahile geleyim, yürüyeyim dedim. Arkadaşım yanından da çıktım. Bebek sahilde biraz yürüyeceğim. Burada anlatmak istediğim size şu. Kendinizi kötü hissettiğiniz zaman antrenman yapmak zorunda değilsiniz. Yani herkes kendisini her zaman güzel hissetmez. Herkesin hayatı her zaman güzel değildir. Bazen kötü bir haber, bazen kendisini yalnız hisseder insan veya başka problemler olur. Antrenman diyecektim. Yani şu anda ben normalde antrenman videosu çekiyor olacaktım ama kendimi hiç iyi hissetmedim. Birkaç problem oldu üst üste. Yani bunlar basit problemler ama işte insanoğlu yani o kadar nankör ki Ferrari'si olur. Atıyorum Ferrari'sinin direksiyonundaki derisi ufak bir çizildi diye oturup ağlar, anladın mı? Şu anda bendeki durumda bu. Hayatım çok uzun zamandır çok güzel gidiyordu. Hiçbir problem yoktu. Yani şu anda karşıma çıkan en ufak bir problem o kadar canımı sıktı ki anlatamam size. Bunun canımı sıkmaması gerektiğinin farkındayım ama elimde değil yani. Canım sıkıldı. Ben de biraz bebek sahile geldim. Burada biraz diyeti de bozacağım. Umurumda değil yani, diyeti de bozacağım. Birazcık belki de diyetle de alakası var. Pazartesi günü yani yarın güzel bir video çekimim vardı. Ama kendimi çok... Ya var, ona hala gideceğim. Onun için diyet yapıyordum. Çok sıkı diyet yaptığım için biraz kendimi kötü hissettim o diyetle alakalı büyük ihtimal. Ama bozacağım yani, umurumda değil. Nasıl hissettiğimden hiçbir önemi yok. Yarın çok güzel bir video çıkabilirdi ama çıkmayacak. Bugün güzel fotoğraflar çekildim o diyetlerle. Onları paylaşırım artık. Dediğim gibi kendinizi her zaman iyi hissetmek zorunda değilsiniz. Boktan sebeplerden veya bazen çok geçerli sebeplerden mutsuz olabilirsiniz. Akıllı insanlar uzun süreli üzülmezler. Akıllı insanlar uzun süreli üzülmezler. Kısa süreli üzülürler ve çözüm bulurlar. Ben şu anda kendi çözümümü, zaten bebek sahile yakındım. Hemen dedim bir sahilde biraz yürüyeyim. Bir de dedim bir waffle yerim. Bir de dedim Nusret Burger'da bir tane lokum falan yerim. Yani bir şekilde kendimi mutlu etmeye çalışacağım. Ondan sonra evime gidip uyuyacağım. Hayat sadece spor değil. Hayat sadece benim, yani kendimden örnek vereyim. Sadece spor değil. Sadece video çekmek veya sadece başka bir şeyler de değil. Gördüğünüz gibi bebek sahildeyim şu anda. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Bu videoyu burada bitireceğim. Dediğim gibi normalde bir antrenman videosu çekiyor olacaktım. Ama canım sıkıldı. Mesela mısır gördüm. Canım mısır çekti. Şu anda mısır yiyeceğim yani. Harbiden mısır yiyeceğim. Dostlarım, videoyu kapatıyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım beni izleyerek size bir şeyler katıyor olabilirim. Birazdan dönüp mısır alacağım buradan. Size bir şeyler katıyor olabilirim umarım. Öpüyorum sizi. İyi bakın kendinize. Her zaman mutlu olmak zorunda değilsiniz. Hayatınız her zaman güzel olmak zorunda değil. Mesela bugün sabahki çektiğim videolarda her şey çok güzeldi. Kahvemi içtim, kardiyoma gittim, akşam ağırlık antrenmanı çektim. Hatta ağırlık antrenmanı için elbiselerim çantamda. Her şeyim hazır ama kendimi iyi hissetmiyorum abi. O yüzden yapmayacağım yani sporumu. Gidip cheat meal'imi yapacağım. Hatta Martı istedi canım. Martı da kiralayacağım. Ne istersem onu yapacağım. Biraz da alışveriş yaparım anasını satayım. Ne istersem onu yapacağım. Öpüyorum sizi. Sizi seviyorum. Dostlarım, normalde videoyu bitiriyordum. Bitti yani video. Dondurmamı yedim, waffle'ımı yedim, hamburgerimi yedim. Yarın da video çekeceğim ha bak. Yarın da vlog yapacağım. Bak, keyifli şeyler oluyor. İnsan keyfini yere getirebiliyor. Şimdi oturdum buraya. Bu arada ben bugün bir iş yaptım. 50 euro para kazandım. 50 euro da yaklaşık 500 TL falan oluyor. Canım çorba çekti. Dedim ki abi, dedim böyle işte. TL'm yok dedim. 50 euro ödesem olur mu dedim. İşte 500 lira aynı zamanda bozmuş olursunuz benim için dedim. Adam dedi ki direkt, sen ya abicim, euro falan da vermene gerek yok. Benim de önceden işte sahte eurodan dolayı bozdurmaya çalıştım. 4 sene mahkemeye gittim geldim, uğraştım falan. Euro verme, işte çorbayı iç, helal olsun dedi. İçip gidebilirsin çorbanı dedi. Başka zaman bırakırsan da olur, bırakmazsan da olur. Ben dedim ki başka zaman bırakırım dedim parayı. Ama dedim şu anda dedim bir YouTube videosu çekiyorum. Onu dedim dahil edeceğim. Ufak da olsa bir reklamını yapacağım dedim sana. Bak, çıkıdım kokoreç. Nerede burası biliyor musun? Ortaköy'den Yeniköy'e doğru giderken ortasında çıkıdım kokoreç diye bir yer var. Harbiden esnaf bir de güzel adamlar. Buradan geçerken buraya aklınızda olan şimdi lezzetine de baktım bu arada. Lezzeti de gayet güzel. Tekrardan çekiyorum. Bakın nerede olduğunu size tekrardan çekiyorum. Ortaköy'den Yeniköy'e doğru giderken
güzel adamlar. Yani lezzetli olmasa bile güzel adamlar ama gerçekten çok lezzetli. Kesinlikle deneyin. Gördüğünüz gibi zaten anlatmaya gerek yok yani. Gelin burada bir çorba için veya bir kokoreç için veya bir şey yapın. Videoyu bitireceğim bitiremiyorum. Son bir şey daha gösteriyorum size. Geldim eve. Enginar yapacağım kendim. Yani enginar yiyeceğim. Bu haşlanmış enginar. Limonun suyun içinde duruyor. Bu da enginar suyu zaten. Burada bekliyor. Suyunu da içiyorum. Biraz enginar yiyeyim. İki parça yerim böyle. Bunun gibi iki parça enginar yiyeceğim. Ondan sonra uyuyacağım. Yeni bir 15-32 15-33 9 boş.